Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Deniz Demirhan ile Meteoroloji Yüksek Mühendisi Hidroloji Uzmanı Güler Gül'ün söyleşisi sizlerle. İyi seyirler. Merhaba Güler Hanım. Merhabalar Deniz Hanım. Bugün Güler Gül'le beraberiz. Kendisi bir meteoroloji mühendisi, mesleğini çok seven bir meslektaşımız. Güler Hanım, şimdi öncelikle başarılı bir meteoroloji mühendisi olarak sizin meteoroloji mühendislerini istihdam ettiğiniz bir şirketiniz var. Buradan başlayalım mı? Evet. Şirketinizde bir meteoroloji mühendisi olarak ne yapıyorsunuz ve şirketinizin adı ne öncelikle? Evet. Akarsu Mühendislik Müşavirlik şirketimizin ismi. Şirketimizde ne yapıyoruz? Su ve toprak kaynaklarının planlanmasına yönelik projeler yapıyoruz. Bunlar nedir? Başta sulama olmak üzere enerji, içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve taşkın koruma amaçlı projeler. Anladım. Tabii ki bunların altlıkları çok fazla. Bu tanımın altında çok geniş bir yelpaze Evet. var. Keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Güler Hanım, şimdi benim bildiğim kadarıyla siz devlet memuruydunuz. Ama sonra bu şirket birdenbire mi ortaya çıktı? Nasıl çıktı? Öğrencilik yıllarınızdan sonra nasıl bir atama sonrasında DSİ'ye atandınız? Arkasından bu şirket. Şöyle bir kısaca maceranızdan bize bahseder misiniz? Evet, çok isterim. 1980 yılında girdim ben üniversiteye. Mezun olduktan sonra iş bulamadım. Çünkü üniversiteye girdiğimde tabii ki eminim ki şu andaki arkadaşlarımız öyle hissediyor. Hemen mezun olunca iş bulacağınızı düşünüyorsunuz. Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor tabii ki. Her Ama zaman olmuyor. şöyle bir fark var. Şimdi sizin mezun olduğunuz yıllardaki durumla şu anki durum birazcık farklı. Şimdi sizin gibi böyle mesleğini seven meteoroloji mühendisleri artık şirketler kurdular ve daha çok özel teşebbüs var. Ve ayrıca kadrolar da daha çok açılıyor Deniz Hanım meteoroloji. çok haklısınız. Çok haklısınız. Çünkü o dönemlerde sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve DSİ gibi kurumlar meteoroloji mühendisleri alıyordu ve kadroları, kontenjanları da çok sınırlıydı. Ben Evet. bu süre içerisinde mezun olduktan sonra kendi alanımda çalışmak istedim açıkçası. O nedenle de başka sektörlerde iş arama çabasına girişmedim. Ama bu arada tabii ki hayatımı da devam ettirmek için özel dersler veriyordum. Daha sonra master yaptım. Bütün öğrenciler gibi. Bu süreyi master yaparak değerlendirdim. Bunu özellikle söylüyorum Deniz Hanım. Çünkü ben master'ı o zaman bu süreyi değerlendirmek için yapmıştım. Ama şu anda yabancı ülkelerdeki bazı işlerimizde yüksek mühendis olma şartı aranıyor. Çok haklı. Evet. Yüksek mühendis olma şartı aranıyor ve asla kabul etmiyorlar yüksek mühendis olmayanları. Ben bunları özellikle arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Mezun olan veya mezun olacak olan arkadaşlarıma da bu bilgiyi vermek istedim. Yani yüksek lisans benim ne işime yarayacak şeklinde değil de aslında bunun mesleğinin devamında ve profesyonelleşmekte bir adım olduğunu farkında olmak gerekiyor. Böyle bir evet yabancı ülkelerdeki projelerde bu karşımıza çıktı. Daha sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü sınav açtığında ben tabii ki başvurdum. İlk atama Van Bölge Müdürlüğü'ne yapıldı. Daha sonra eşimin tayini nedeniyle Kayseri'ye geldik. Kayseri'de hidroloji ile maceram Kayseri'de başladı ve DSE'yi geçtim, kurum değiştirdim. Kayseri DSE'yi, bunu çok içtenlikle söylüyorum, benim için bir okul oldu. Hidrolojiyi öğrenmem, sevmem Kayseri bölgeyle başladı. Ve o nedenle de Kayseri bugünlere gel bölgeliklere de selam gönderelim mi o zaman? söyleyecektim evet. Ve çok teşekkür ediyorum onlara. Ya yani bana katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Daha sonra genel müdürlüğe geldim. Genel müdürlükte Etüt Plan Daire Başkanlığı Hidroloji Şube Müdürlüğü'nde çalıştım. Tabii ki Kayseri'deki deneyimlerimin üzerine orada da bir takım tecrübelerim, deneyimlerim oldu. Ve gerçekten ben bu mesleği çok seviyorum Deniz Hanım. Hani insanlar dedim ya meteorolojide de çalıştım ama benim alanım buymuş. Sevdiğim alan buymuş. İnsanlar
Ancak bunu tecrübe ederek anlıyor. Üniversitedeyken bana sorsaydınız bir cevap veremezdim buna. Ama tecrübe ettikten sonra çok severek. Mesleği tanıdıktan sonra, insan içine girdikten sonra ancak mesleğinin değerini anlayabiliyor. Çok haklısınız bu konuda. Peki nasıl oldu da ışık yandı birdenbire, ben bir şirket kurayım kararını verdiniz? Deniz Hanım şöyle, zaten bu mesleği çok seviyordum. Emekliliğim de yaklaşmıştı. Emeklilikten sonra mutlaka bir şeyler yapmayı istiyordum bu anlamda. Eşimin de arayışları vardı. Eşim de emekli olmuştu. Ve karşımıza akarsu mühendislik, hidrolojide DSE'de iş bitirmesi olan bir firma çıktı karşımıza. Ve biz tabii ki gerçekten sanki özellikle arasanız belki karşınıza çıkmaz. Yani siz aslında var olan bir şirketi satın aldınız. Var olan şirketi satın aldık. Fakat hani çok aktif olan değil. Hani iş bitirmesi olan rahmetli DSE Genel Müdür Yardımcısı Güngör Aral gibi kıymetli bir insanın şirketini bize devretti. O da onu da rahmetle anıyorum. Peki Güler Hanım, şimdi bu noktada şu önemli aslında. O şirkette ne yapılmıyordu da siz onu yapmaya başladınız ve şirket bir anda böyle sizin şu anda bulunduğunuz konuma geldi. Şu an 40 kişi çalışıyor şirketinizde ve başarılı bir şirket. Öğrencilerimiz staj yapıyorlar. Zaten çok iyi biliyorlar öğrencilerimiz sizin şirketinizi. Evet, evet. Ama ne oldu da siz bir anda bu şirkette bir atak yaptınız? Çok güzel bir soru sordunuz aslında Deniz Hanım. Neden biliyor musunuz? Çünkü başarı tek başına olmuyor. Başarı bir ekip işidir. Ekip işidir. Biz bu firmayı devraldıktan sonra en büyük fedakarlığı ailemiz yaptı tabii ki. En büyük fedakarlığı çocuklarım yaptı. Eğitim hayatları devam ediyordu çünkü. Bu bir fedakarlıktır. Ve eşim de iyi bir yönetici ve mühendisti. Ve omuz omuza vererek el birliğiyle firmayı bugünlere getirdik. Evet. Hangi aşamaya, yani hangi işi yapmaya başladıktan sonra siz hidrolojide bir görünür ve tanınır bir marka haline geldiniz? Ya Deniz Hanım, biz firmayı devraldığımızda devlet su işlerindeki projeler çok yaygın değildi aslında. Ama çok fazla özel şirkette vardı. Hidroelektrik santral projeleri vardı biliyorsunuz. Çok yaygındı onlar ama DSE projeleri, ihaleleri çok yaygın değildi. Aha. Aldığımız bir iki işle başladık. Birkaç kişiydik firmada. Birkaç kişiydik. Çok zorlandık. Mühendislerin maaşlarını ödemekte çok zorlandık. Ve dediğim gibi bu aşamada aile çok fedakarlık yapıyor. Gece gündüz çalıştık ve... Şimdi o zaman yeni bir şirket kurmak aşamasında olan meslektaşlarımız şu anda belki şunu düşünüyor olabilirler. Ya eyvah, 3 ay geçti hala bir proje alamadım diye. Siz ne kadar sabrettiniz, yaklaşık böyle bir sene gibi bir süre mi sabrettiniz? Tabii ki bir sene içinde bir projemiz olmuştu ama o yeterli olmuyor zaten. Hani istihdam için büro giderlerini, çalışanların giderlerini karşılamak için kesinlikle yeterli olmuyor. O nedenle de daha çok çalışmanız gerekiyordu. Sabırlıydık, evet, çok sabırlıydık. Ve birkaç yıl içerisinde birkaç proje daha aldık. Ve giderek gerisi de geldi çünkü şu da önemli Deniz Hanım, bilgi çok önemli, işinizi çok iyi yapmanız gerekiyor, size güvenilmesi gerekiyor. Evet. Bunlar o kadar önemli şeyler ki. Bu aşamada bağlantılar ve insan ilişkileri herhalde Pardon. Çok bu anlamda bağlantılar ve insan ilişkileri sanırım çok önemli bir aşamaya geliyor. Çünkü bizim en çok üzerine durduğumuz konu aslında meslektaşlarla olan iyi ilişkiler. Bu yapılması gerekli değil mi? Siz de en çok bunun faydasını gördünüz belki de. Deniz Hanım şöyle, her şey bir bütün. Teknik olarak da çok iyi olmanız bazen yeterli olmuyor. Hani bilgiye çok sahip olmanız, böyle bir firmayı geliştirmenize şey yapmıyor, neden olamayabiliyor. Fakat bir sürü özelliğin birlikte olması gerekiyordu. Daha önce de söylemiştim. Hani eşim iyi bir mühendis ve yöneticiydi. Onun katkıları çok fazla oldu.
ve biz birlikte bu ilişkilerimizi de sağlayarak evet. ve çok iyi çalışarak, çok iyi çalışarak derken güzel projeler, sağlıklı projeler yaparak bu seviyelere geldik. Güler Hanım, peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Stajyer, sizde staj yapan öğrencilerimiz olabilir ya da şu an henüz daha mezun olmamış, yeni başlayan meteoroloji mühendisi adayları olabilir. Ne demek istersiniz onlara? Deniz Hanım, ben içtenlikle çok önemsiyorum meslektaşlarımı, yeni mezun olan, mezun olacak olan arkadaşlarımın duygularını da çok önemsiyorum. Çünkü onları hepimiz yaşadık. Ne yapmamız, yolumuzu nasıl bulmamız gerektiğiyle ilgili bir sürü sıkıntı yaşadık. Tabii ki ben onlara bu anlamda bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle diyorum ki bilgi çok önemli. Staja gelen arkadaşlar oluyor. Staja gelen arkadaşlara öncelikle şunu söylüyorum. Diyorum ki siz bilgiyle hayatınızı kazanacaksınız. Buraya bir prosedürü gerçekleştirmek için değil, lütfen öğrenmek için gelin. Ve ben gerçekten gelenleri de epey bir zorluyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Çok zorluyorum. Şey çünkü, yani bu farklı bir duygu. Hani benim de çocuklarım var, onların da hayalleri var. Onlar şu anda farkında olmayabilir bazı şeylerin. Ama o farkındalıkları elimden geldiği kadar yaratmaya çalışıyorum doğrusu. Çok iyi yapıyorsunuz. Bir şeyler öğrenmeleri gerekli. Çünkü mesleğe ilk adım aslında staj yapmak. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizde diğer tabii ki bir yalnız meteoroloji mühendisliği değil, birçok dalda, branşta arkadaşlarla çalışıyoruz. Bizde staj yapıp başarılı olup işe başlayan arkadaşlarımız var ve diğer firmalarda da. Yalnız bizim firma ve tabii diğer firmalarda da bir işte çalışıyormuş gibi çalışsınlar. Ben bir bunları tavsiye ediyorum arkadaşlarıma. Belki ilerleyen zamanlarda sizin şirketinize de başvurduğunda o staj yaptığı süreyi de tabii ki göz önünde bulunduruyorsunuz. Ya iyiydi, evet başarılıydı, gayretliydi falan gibi. Kesinlikle Deniz Hanım. Kesinlikle, kesinlikle disiplin, bilgi, motivasyon, çalışma isteği bunlar o kadar önemli ki. Yani kısa vadede bir şey bekleyerek davranmasınlar bence. Uzun vadede düşünsünler her şeyi. Evet. Ellerinden geleni yapsınlar öğrenmek için. Çok haklısınız. Peki çok teşekkür ediyorum Güler Hanım. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.